Dur. Konuşacağız. Boksörü tanımıyorum dedin, çalıştığın hastanede çıktı. Üstelik Okan saklıyormuş onu. Sürekli hastaneye gidip geliyormuş. Tanımıyorsun yani. Görmedin öyle mi? Sen hiç bir devlet hastanesine girdin mi? Bir personel başına kaç hasta düşüyor biliyor musun? Tanımıyorum. Peki. Madem tanımıyorsun, belki bir yakınını biliyorsundur. Öksüz yetimmiş. Ama belki bildiğin bir akrabası vardır. Ya da kardeşleri. Sen ne yapacaksın hasta bir çocuğu? Benim gibi böyle sıkıştırıp konuşturamazsın da. Komada demiştin. Öldü dediler. Üstelik abim yüzünden öldü. Bilmiyorum. Belki bir yakını varsa elimden bir şeyler gelir. Ne faydası var? Ne geçecek onların eline? Sen kendi vicdanını rahatlatacaksın, onların eline geçecek. Hiçbir şey. Af dileyeceğim sadece. Tanıyor musun? İnşallah bir yakını vardır. İnşallah canını yaktığınız her insan gibi başını öne eğmez. Hepsi adına sizden hesap sorar. Bana istediğini yapabilir. Kılım bile kıpırdatmam. Tanıyorsan böyle söyle. Ne önemi var ki? Çocuk boksör diyordunuz. Demek ki hayalleri varmış. Belki şampiyon olacaktı. Belki madalyalar kazanacaktı. Senin abin sadece bir canı almamış. Hayalleri, umutları katletmiş. Eğer yapabiliyorsan bunu bir daha olmasına engel ol. Onun ailesinden af dileyeceğine, kendi ailenin, kendi ortaklıklarınıza engel ol. Eğer gerçekten samimiysen kendi canavarlıklarınıza dur dersin. Azza, o zaman sana samimi bir şey söyleyeyim. Eğer ki biz bilerek veya bilmeyerek sana veya yakınlarına bir zarar verdiysek, konuş, söyle, anlat. Sonra da arkan dön ve çık git. Bir daha girme bu eve. Sorun değil. Bize ne kötülük ettiysen peşinden gelmeyeceğiz. Söz veriyorum. Yaşayacak. Tabii sen akıllı olduğun müddetçe. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.